Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Bendimahi Şelalesi hafta sonu kendisini iyice hissettiren kavurucu yağ sıcaklarından dolayı serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kimi ailece, kimi arkadaşlarıyla gelen ziyaretçiler Temmuz ayına rağmen halen gürül gürül akan Muradiye Şelalesi'nde keyifli bir hafta sonu geçirdi. Şelalenin olduğu alana gelen vatandaşlar önce tahta köprüden heyecan içinde geçiyor, bir süre gürül gürül akan şelalenin ihtişamlı görünümüne bakıyor, suyun sesini duyarak dinleniyor. Daha sonra serinlemek için patika yollardan geçerek şelaleye yaklaşıyor. Burada bir süre şelaleye bakan vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirmeden ayrılmıyor. Kimi de serin suya girerek seriniyor, kimi de sadece ayaklarını suya bırakıyor, el ve yüzünü yıkıyor. İşte şelaleye gelenler bu yüzden gördüğü manzara karşısında adeta büyüleniyor. Sevgili izleyenler, Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Bendimahi Şelalesi'nin önünde sizlere sesleniyoruz. Evet, deprem sonrası gerçekten Van'da hayat normale döndü. Çünkü depremin izleri artık silinmeye başladı. Görüyorsunuz Bendimahi Şelalesi gürül gürül akıyor ve burada yerli ve yabancı turistler bu alana akın ediyor. Bu turistik mekana akın ediyor. Bizler ve Merkür Tire ekibi olarak bu ahengi, bu hareketi ve bu manzarayı ekranınıza taşımak istedik. Gördüğünüz gibi Temmuz ayına girmemize rağmen halen Bendimahi Şelalesi yani Muradiye Şelalesi cıvıl cıvıl gürül gürül akıyor. O serin suyun önünde görüyorsunuz. İnsanlar burada nefes alıyor. İnsanlar burada moral buluyor ve buraya gelenler piknik yapıyor. Görüyorsunuz hatıra fotoğrafları çektikten sonra evlerine geri dönüyorlar. Bizler de Merkür Tire ekibi olarak ailece buradayız ve buradaki hareketli, buradaki o eşsiz manzarayı sizlerle paylaşmak istedik. Gün boyu şelalenin yeşillik alanında piknik yapan her yaştan vatandaşlar stresten arınıyor, büyük moral depoluyor. Bizler 100. Üniversitesi hocaları ve öğrencileri olarak katıldık. Geldik şelaleye. Hem dersin uygulamalarını göstermek için hem dışarıdan gelen öğrencilerimizin, burayı görmemiş öğrencilerimizin alanı tanınması, biyolojik zenginliklerimizi, doğal güzelliklerimizi görmesi açısından getirdik buraya. Güzel oldu, öğrencilerimiz de memnun oldu. Devam ediyoruz, havzayı gezeceğiz. Bakalım. Daha önce şelaleyi gördünüz mü? Yakında? Yok, hayır, ilk defa geliyorum. Evet, neler hissediyorsunuz? Düşüneceğiz. Güzel, yeni geldik. Gezdikçe inşallah daha çok seveceğiz. Şimdi güzel. Halimizden memnunuz. Öncesinde Çakırbey'e gittik, güzeldi. Evet, yoğunlaştırılmış ders programı içerisindesiniz. Evet, bu yaz döneminde. Bu yoğunluğun içerisinde böyle bir program hazırlanmış olması, katılmak güzel. İyi geldi bize. Deprem sonrası da iyi oldu. Mutluyuz, memnunuz bu tarihimizden. Ben de Urfa'dan geliyorum. Hani güzel bir şeyler, ilk defa geliyorum. Dışarıdaki arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Hani depremden dolayı üniversitemiz hiçbir şekilde, hani kötü bir şekilde etkilenmedi. Gelecek yıl üniversitemiz çok güzel bir şekilde tekrar faaliyete geçiyor. Van'ın güzellikleri işte burada gördüğünüz gibi. Çakırbey, Muradiye Şelalesi. Hani burası güzel bir şehir. Ben buradan dışarıdaki arkadaşlara sesleniyorum. Hani Van güzel bir şehir. Yani, herkese bunu iletmek istiyorum. Gerçekten hani güzel doğal güzellikler var burada. Hani şu an geldik, Çakırbey'i gezdik. Çok güzeldi. Muradiye Şelalesi aynı bu şekilde. Van Denizi tavsiye ediyorum yani. Van Denizi o güzellik. Van Denizi çok güzel. Zaten hani çok büyük bir gölü var. Artık biz göl demiyoruz zaten. Van Denizi diyoruz. Hani Van'da tüm doğa güzellikleri var yani. Okuldaki derslerimizi bayağı bir yoruyoruz. Böyle etkinlikler güzel oluyordu. Daha da çok çevremizi, doğamızı, Van'ı tanıyoruz. Gayet güzel yani. Vatandaşlar Muradiye Şelalesi'ne araç giriş ücreti, dinlenme tesisindeki yiyecek ve içeceklerin yüksek fiyatlarla satılmasına ve VC kullanım ücreti rekabetine tepki gösteriyor. İsim vermek istemeyen vatandaşlar şikayetlerini şöyle ifade etti. Bir güzel bir gündür, pazar günüdür. Aileyle beraber Van'dan geldik Muradiye Şelalesi'ne. Tabii şelaleyi de görmek için. Piknik yapmak için de.
güzel bir hava, güzel bir ortam bulduk. Gerçekten herkese de tavsiye ederim. Yalnız geldiğinizde bir iki sorunla karşılaştık. Sorunlardan biri, girişte eskiden park ücreti falan alınmıyordu. Şimdi o ücretler alınıyor. Artı bir tane lokanta var. Lokantanın yanında lece var. Lokantanın kendi lecesi, adam orada tabela asmış. Kişi başına 550 kuruş alınıyor. Hemen yanı başında da belediye ait lece var. Yalnız tabela falan alınmamış. Millet buraya girerken, tabi ihtiyaçları görürken, çıkarken kişi başında bir TL alınıyor. Burada şaşırdılar biz, yani çok şaşırdık.